Şimdi Sayın Karakaya, bir izleyicimiz şöyle der. Yasama yetkisi Cumhurbaşkanı ile paylaşılıyor. Veto halinde 301 oy gerekiyor. Bütçe yetkisi yok. Güven oyu yok. Gel soru yok. Sözlü soru yok. Denetleme yok. Fesih tehdidi altında bir meclis. Nasıl daha güçlü bir meclis olacak? Bir de tatilde ya da ara vermede Cumhurbaşkanı çağırmazsa meclisin doğrudan toplanma hakkı da kalmıyor. Meclise verilen bir tek ek yetkiyi bu yok eden yetkilere karşılık bize anlatabilir misiniz derler. Böyle de bir sual gelmiş, ne dersiniz? Şimdi bakın, teknik olarak oturup tartışırız. Yani sayıyı tartışırız, bunun temsildeki durumunu tartışırız, yönetimdeki istikrarını tartışırız, yönetim etkinliğini tartışırız. Yani aynı konuyu bu tarafından da eleştirip ya da destek çıkarabiliriz, öbür tarafından da çıkarabiliriz. Yani bu tartışma benim burada siyasi yaptığım şeyle alakası yani bir şey yok. Onun için ben bu soruyu soran kardeşime kusura bakmayın diyorum ama bana çok rahatlıkla ulaşabilir. Ona kendisine özel olarak görüş ve düşüncelerimi söyleyebilirim. Onun için yani bunlar bizim o baştaki gerekçelerimizi yok eden şeyler değil. Yani bunların lehinde konuşanlar da var, aleyhinde söylenenler de var. Yani şu an mesela Cumhurbaşkanı'nın 301 olursa işte teklif meclise getirilebiliyor. 360 olursa efendim soruşturma açılabiliyor. Daha yukarı fazla ilave sayıyla Yüce Divan'a gönderilebiliyor. Bu sayılar yeterli mi, yetersiz mi? Kimine göre eksik, düşük, kimine göre fazla. Yönetim açısından bakarsan farklı dersin, öbür tarafta. Önemli olan bunların dengesini kurabilmek. Yani burada bu eksikler var mıdır? Saygı duyuyorum, vardır, olabilir. Ama mevcut durumda da olmayan birçok şey var. Yani sonuçta bizim muhasebede bir T cetveli dediğimiz hesapların borç alacaklarını alt alta yazarız. Sonuçta bakiyeye bakarız. Yani doğru artı vardır, eksi vardır. En sonuçta alacak bakiyesini, borç bakiyesini ona göre onun üzerinden götürürüz. Mutlaka bunun da yani mükemmelden bunu savunmuyorum. Yani benim idealim değil. İdealle biz mümkünü buluşturmaya çalıştık. Yani bu Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ideali değil. Onu da söyleyeyim. Niye? Bir uzlaşmayla ortaya gelen bir şey. Ve Milliyetçi Hareket Partisi de bunu ideal bir sistem diye savunmuyor yani. Bunlar yolda, ileride düzeltilebilecek, yaşayan sistem. Bunu anlatmaya çalışıyor. Yani bunların hepsi gelecek. Yani keşke Cumhuriyet Halk Partisi de gelseydi. Yani biz 300'e düşürdük onu. Yani gelen Adalet ve Kalkınma Partisi'nden gelen tekliflerin ya da maddelerin aşağı yukarı tamamen Milliyetçi Hareket Partisi'nin istekleri oldu, talepleri oldu. Kimisi de anlaşıldı, uzlaşıldı, öyle çıktı. Kimisinde uzlaşılamadı. Yani biz birçok konuyu daha açık olsun diye mesela o kararname konusunda neyi ilave ettirdik oraya? Temel hak ve hürriyetler konusunda kararname çıkarılamayacağını. Ya kararname işte bir ay içerisinde meclise getirilmediği takdirde o kararnamenin geçersizliği. Yani şimdi hani onlara böyle geldi de böyle yaptık demenin bir şeyi yok. Çok önemli şeyler de kattık buraya ama sonuçta bu bir uzlaşmadır, uzlaşıdır. Bu ne tek başına Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ideal bir yapısı sistemidir ne de Milliyetçi Hareket Partisi'nindir. Eksikleri de vardır, fazlaları da vardır. Biz bir sorunu kapatmaya çalışıyoruz. Bir sorunu ya da bir önemli bir konuyla alakalı hep çok tekrar ettiğim için başka bir şey söyleyeyim dedim ama olmadı yine. Olsun. Millet bekasıyla alakalı onlar da konuşuyoruz. Örnekleri de buradaki çok saygıdeğer katılımcılar, sorgulayıcılar da şey anlamda diyorum sorgulamayı.